Ya abla bırak şimdi böreği falan. Ne konuştunuz onu söyle. Gel şuraya ya. Hiç canım. Yakında gideceğimi söyledim. Eyse Ekrem Bey buradan gitmemi istemiyor. Ben gerekirse Ziya Hoca ile konuşurum dedi. Ben de tamam dedim. Neye tamam dedin? Burada kalma işine. Ablacığım bak beni çıldırtıyorsun ya. Ay niye çıldırıyor musun be? Aç ağzını bakayım ya, şunu. Tadına bak şunu be. Ya abla dur sıcacık zaten yandım ya. Uf. Yan iyidir iyidir oğlum. Yananı Allah görürmüş. Abla buradan gidiyorsun tamam mı? Gitmiyorum lan. Burası Ekrem Bey'in evi değil mi? Sana ne oluyor be? Kalmamı istiyor. Ben de kalıyorum. Ya abla kaç defa söyleyeceğim sana ya. Ben kardeşimi Betül'ü buldum diyorum. Sen bana neler anlatıyorsun? Ya ablam olduğunu yalan ortaya çıkarsa ben kıza ne söylerim? Ya zaten beni Ziya Hoca olarak biliyor. Kertenkele olarak bilmiyor. Hayır yeter artık be. Kaç kere söyledin? Üf her şeye bir şey buluyoruz. Buna da uydururuz bir şey işte. Aa. Abla bak sabrımı taşırıyorsun ha. Taşarsa ne olur ulan? Ne yapacaksın? İçeri gidip de bu benim ablam değil mi diyeceksin ha? Abla bak gözünü seveyim kendine gel. Asıl sen kendine gel be. Millete hocayım diye yutturup kapmışsın Zehra'yı. Bir de bana kendine gel diyorsun. Ama senin amacın ne ya? Ha? Açık konuş bakayım. Ha? Ben zaten açık konuşuyorum. Ben senin kertenkele olduğunu söylüyor muyum? Ben senin yoluna taş koymuyorsam sen de benim yoluma taş koymayacaksın. Of. Zehra Hanım. İşe mi? Evet. Ne zamandır borçladım. Sen? Camiye. Ne oldu? Bir şey olmadı. Kendini hoca rolüne iyice kaptırmışsın. Rol yapmıyorum. Maaş almıyorum sadece. Bir şey demiyorum canım. Hiç garipsemiyorsun. Çok başarılısın. Onu söylüyorum. Bilmem. Yani gerçekte bir hoca olamayacağım kesin. Yani hocalık yapmak başka meziyetler gerektiren bir şey. Herkese hoca olduğuna inandırdım ama. Başarılı. Başka ne rollerin var? Nasıl? Kaç yüzün var? Bakın Zehra Hanım, ben insanları kandırmak için kılık değiştirmedim. Yani mecbur kaldım. Peki büründüğün roller tümüyle yalan mı? Yoksa az da olsa bir gerçeklik payı var mı? Neyi kastettiniz anlamadım. Yani açıkçası dün akşamdan beri bana söylemek istediğiniz bir şeyler var ama söylemiyorsunuz. Lütfen bir şey ima etmeye çalışmayın ya. Direkt söyleyin. Bunu kaldırabileceğinden emin misin? Ne? Tamam. Söyle o zaman. Niye bana? Evet. Niye sana? Niye bana? Niye açmadın? Ararım sonra gerek yok. Kimdi arayan? Bir arkadaşım. Nasıl bir arkadaş? Zehra Hanım siz bana bir şey söyleyecektiniz ama lafınız yarım kaldı. Lütfen buyurun. Belki böyle daha iyi oldu. Sonra konuşuruz. Bir sen eksiktin yani ya. Bir sen eksiktin. Of. Nasıl da sakladı benden. Pis. Niye bana kara Faruk olduğunu söylemiyorsun? Beni sevdiğini niye itiraf etmiyorsun ya? Niye?